Evet sevgili Boss Ekip takipçileri, bu videomuzda sizler için sirkeli künefe peyniri yapmaya çalışacağız. Görmüş olduğunuz tenceremiz 1,5 litrelik. Şimdi onu dolduracağım. En sevdiğim şey süt boşaltman. Evet. Arkadaşlar doğal, taze ve çiğ. Şimdi ocağımızın altını açıyorum. Arkadaşlar 48 derece kanar. Isınması için bırakıyoruz. Ve her zaman dediğim gibi eğer yoğurt, peynir tarzı şeyler yapıyorsanız mutlaka dereceniz olsun. Arkadaşlar sirkeyle yapılan peynirlerde, yani özellikle eriyen ve sünen peynirler çiğ sütten yapılıyor. Çiğ sütten yapılan peynirlerde derece 1-2 santigrat geçince peynir un gibi oluyor, çökelek gibi oluyor, toparlanmıyor. Genelde en sık karşılaştığımız sorunlardan bir tanesi o. Dereceyi ayarlayamıyoruz. Onun için yıllar önce de dedim, şimdi de diyorum mutlaka bir dereceniz olsun. İnternette var, fiyatı 25 TL filan. Evet, şimdi sütümüzün ısınması için bekliyoruz. Arkadaşlar hemen kapatıyorum 47'de. Çünkü kendi sıcaklığıyla 48 olacaktır. Şimdi hemen diğer işlemlere geçiyoruz. Elimde gördüğünüz gibi. Şöyle bir bardağa yakın. Siz isterseniz bir bardak da koyabilirsiniz. Sirkenin hiçbir zaman zararı yok. Sirkemizi, sütümüzü içine koyuyoruz. Güzelce karıştırıyoruz. Ve 1-2 dakika dinlenmesi için bırakacağız. Şöyle kapağını örtüyorum arkadaşlar. 2 dakika bu şekilde bırakıyorum. Evet, 2 dakikalık süremiz doldu. Gördüğünüz gibi yeterince şeffaf bir video çekmeye çalışıyorum. Şöyle şimdi bu peynirleri şöyle almaya çalışıyorum. Evet, gördüğünüz gibi içinde bir şey kalmadı. Evet, şimdi bunu suyunu çıkartmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Şöyle. Evet, bayağı bir suyunu çıkarttık şimdi. Tabi peynirimiz pürüzlü, neden? Çünkü pürüzsüz olmasını istiyorsanız bunu sıcak suda güzelce haşlamanız lazım. Ama biz onu yapmayacağız. Çünkü biz zaten bunu künefeye koyacağımız için orada içindeki mikropların ölmesi için yeterli dereceye ulaşacağız. Yani bu sıcak suda haşlamamızın iki tane sebebi var. Zaten biz bunu çiğ sütte yaptık. Normalde biliyorsunuz 85 derecede pastörize olması lazım. Mikroorganizmalar ölmesi lazım. Biz bunu 85 üstü bir sıcaklıkta haşladığımız zaman içindeki mikroorganizmaların ölmesini sağlıyoruz. Arkadaşlar unutmayın. Hemen hemen dünyadaki bütün eriyen, sünen peynirler çiğ sütten yapılır. Daha sonra haşlanma yöntemiyle mikroorganizmalar öldürülür. Pürüzsüz hale getirilir. Şimdi ben bunu kesme tahtamda dörde keseceğim. Sonra olgunlaşması için bırakacağım. Evet, hemen şöyle dört eşit parçaya böldüm. Şöyle içini göstereyim size. Bence gayet güzel oldu. Şimdi arkadaşlar bunları dinlenmeleri için, olgunlaşması için bırakacağım. 12 saat dinlenmeye bırakıyoruz. Arkadaşlar künefe peynirimizi yapmıştık. Şimdi de künefemizi yapacağız ve hayatımızda ilk defa bir künefe yapacağız. Şimdi şerbetini hazırlıyoruz. Bir bardak şekeri koyduk. Su bardağı. Bir bardak da suyunu koyduk. Şimdi altını açıyoruz.
Evet, şerbetimiz 10 dakika kaynayacak. Şimdi biz yan tarafa alıyoruz şerbetimizi. Evet, bir kaşık yağımızı tabağımıza koyduk. Evet, bir şeker kaşığı pekmezimiz var. Onu da döktük. İlk defa künefe yapıyoruz. O yüzden çok iddialı değiliz ama en iyisini, elimizden geldiği kadar en iyisini yapmaya çalışacağız. Evet, şimdi tavamızı da koyduk. Evet, 100 gram kadayıfımız var şurada. Şimdi bunu ince ince kıyacağız. Kesme tahtamızın üstüne koyduk. Beş kaşık yağımızı da koyduk. Şu anda. Evet, şimdi güzelce karıştırıyoruz arkadaşlar. Evet, şimdi tavamıza yerleştiriyoruz. Evet, şimdi yapmış olduğumuz, sirkeli yapmış olduğumuz künefe peynirimizi parçalıyoruz. Evet, şimdi yapmış olduğumuz künefe peynirimizi koyuyoruz. Evet, peynirimizi koyduk. Şimdi üstüne kadayıfımızı yerleştiriyoruz. Evet, peynirimizin üstüne kadayıfı da koyduk. Şimdi şöyle biraz bastıralım. Dediğim gibi ilk defa künefe yapıyoruz. O yüzden çok iddiamız yok. Evet, şimdi künefemizi pişirme faslına geçiyoruz. Altını açıyorum ve kısıyorum. Evet, 3-4 dakika geçti. Şimdi ters çeviriyoruz. Gördüğünüz gibi nar gibi kızardı. Şimdi tavamızı ters çeviriyoruz. Tabii künefemizi koymadan önce şöyle tekrar. Pekmezle yağımızı güzelce yağlayalım. Hem yapışmaz. Evet, şimdi künefemizi diğer tarafa pişirmek için koyuyoruz. Evet, ocağımızın altını tekrar açıyorum. Evet, yine kısık ateşte pişirmeye devam ediyoruz. Evet, zamanımız doldu. Şimdi künefemizin altını kapatıyoruz. Bir bakalım pişti mi diye. Evet, şimdi şerbetimizi koyuyoruz şöyle. Evet, şerbetimizi döktük. Şimdi şerbetin çekmesini bekliyoruz. Çektikten sonra tadım testi yapacağız arkadaşlar. Evet, tabağımızı aldık. Şimdi künefemizi kesiyoruz. Evet, görüyor musunuz arkadaşlar? Peynirimizi. Peynirimizi eridi. Gayet güzel de sünüyor. Şuradan da göstereyim size. Görüyor musunuz arkadaşlar? Evet. Sirkeyle künefe peyniri işi başarıyla gerçekleşmiştir. Şimdi bir de tadım testi yapıyoruz. Ve ondan sonra videomuzu sonlandırıyoruz. Bakın arkadaşlar nasıl peynir. Şöyle göstereyim nasıl eridiğini. Vallahi arkadaşlar ben çok beğendim. Bütün peynirli yerinden alayım. Çok harika. Bakın peyniri gösteriyorum tekrar size. Tavsiye ederim. Hoşça kalın. GhostEquipe'de kalın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Videolarımızı paylaşarak bize destek olabilirsiniz. Bir dahaki videomuz arkadaşlar Türkiye'de yapabileceğiniz
en basit mozzarella peynirini yapacağız. Bize yapmanız için bir dahaki videoda görüşmek üzere.